Okulumuz web sitesini açın. Sınav sis'e tıklatın. Burada sizin için verilen kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapın. Kalem simgesine tıklatın. Karşınıza ayarlar sayfası gelir. Burada yapacağınız ilk işlem size verilen hesap bilgisi ve şifrenizi değiştirmek olmalıdır. Burada TC kimlik numaranızı girerseniz bundan sonra TC kimlik numarasıyla giriş yapabilirsiniz. En aşağıda parolanızı iki defa doğru girerek kaydet diyerek bilgilerinizi değiştirin. E-mail adresinizi mutlaka girin çünkü şifre unuttuğunuzda e-mail adresiniz kanalıyla yeniden şifrenizin yenilenmesi sağlanacaktır. İşlemlerimize soldaki menüde yukarıdan aşağı doğru devam edeceğiz. Sıradaki işlemimiz test oluşturma. Testlere tıklatın. Aşağı doğru bir akordeon menü açılır. Buradan test ekleye tıklatın. Karşınıza test oluştur, yeni test ekle formu çıkar. Formdaki bilgileri altında bulunan açıklamalara göre dolduracağız. İlk formumuzu doldurmak biraz zaman alabilir ancak sonraki formlar çok kolay gelecektir. Biz şimdilik deneme olarak burada Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu testlerden bir test seçip burada yükleyeceğiz. Sizler de hazır ya da elle oluşturacağınız testleri ekleyebilirsiniz. Alanları sırayla doldurduktan sonra grup sayısını 1 olarak bırakın çünkü şimdilik bir grupluk bir test ekleyeceğiz. Gireceğimiz testin soru sayısı 12 olduğundan buradaki rakamı 12 olarak belirleyelim. Soru çözüm videolarını aktif edin. Böylece her sorunun bir çözüm videosu linkini ekleyebileceğiz. Testin çözüm videosuna internette yayınlamış olduğunuz bir videonun linkini yapıştırın. Biz şimdilik herhangi bir videomuz olmadığından buna en yakın başka bir video seçeceğiz. Burada videonuzu eklerken eklediğiniz videonun uygunsuz bir içeriğe sahip olmadığından emin olmanız gerekiyor. Belirlediğimiz tek grup için testimizi seçeceğiz. Kaydete tıklayın. Unuttuğumuz alanları mutlaka doldurun. Birkaç saniye yükleme sürdükten sonra karşınıza cevap anahtarı ve konu bağlantısı gireceğiniz bir sayfa çıkar. Her soru için cevap anahtarı ve konu bağlantısını girin. Siz de takdir edersiniz ki ölçmenin en temel amacı eksikleri bulmak ve bu eksikleri anında pekiştirmektir. Bunu da yapmanın yolu, burada en güzel yolu, şuradaki kamera simgesine tıklatıp burada her bir soru için bir çözüm videosu eklemektir. Eğer çözüm videosu varsa eklenir. Yoksa internetten ilgili testin konusuyla ilgili konu anlatım videoları da eklenebilir. Ancak tekrar hatırlatmalıyız ki burada eklenecek videonun içeriğinin uygun olmasına, uygunsuz bir içerik barındırmamasına çok dikkat edilmelidir. Tüm giriş işlemleri bittikten sonra kaydete tıklayın. Sol taraftaki menü bölümünde testlerim linki aktiftir ve karşınıza eklediğiniz testlerin sıralandığı bir testlerim listesi çıkar. Her bir testin en sağında bulunan dişli çark simgesi bulunan ayarlar düğmesi bulunmaktadır. Bu ayarlar düğmesine tıklatıp soruları düzenleyebilir, testlerin bilgilerini yeniden ayarlayabilirsiniz. Bu ekranda kendi girdiğimiz testler sıralanmaktadır. Peki ama diğer öğretmen arkadaşlarımızın girdiği testleri nasıl görebiliriz? Onları da sol taraftaki diğer testler linkine tıklatarak öğretmenlerimizin, diğer öğretmenlerimizin girmiş olduğu bütün testleri buradan görebilmekteyiz.
Bu öğreticide bizim de testimizi girerken okul geneli olarak işaretlediğimizi hatırlayın. Bu sayede diğer öğretmen arkadaşlarımız da kendi menülerinde diğer testler menüsüne tıkladıklarında bizim göndermiş olduğumuz testleri görebileceklerdir. Buraya kadar yaptığımız işlemlerde sadece ve sadece test havuzumuza bir test daha ekledik. Fakat öğrencilerimizin bu testi görmesi şu anda mümkün değil. Öğrencilerimizin eklediğimiz testleri görebilmesi, çözebilmesi için sınav eklememiz gerekiyor. Sınav eklenmesi için sol taraftaki test sınavları menüsüne tıkladın. Aşağı doğru bir akordeon menü açılır. Buradan sınav ekleye tıklatın. Karşınıza bir sınav oluşturma bilgi formu çıkar. Bu formu da aynı test oluşturmada yaptığımız gibi altındaki açıklamalara bakarak ve başlarındaki yıldızı mutlaka doldurarak hepsini doldurduktan sonra kaydete basacağız. Burada dersimizi matematik olarak seçtikten sonra soru sayısını 20 girdiğimizde sistem bize 20 soruya kadar olan test havuzundaki bütün testleri sıralayacaktır. Aktiflik tarihi varsayılan olarak bu sayfanın açıldığı tarihtir. Aktiflik tarihini dilediğiniz bir tarihe değiştirebilirsiniz. Başlama tarihi ise sınavın cevap anahtarının girilmeye başlanacağı tarihtir. Bitiş tarihi de artık cevap anahtarı girilemeyecek, öğrencinin sınavın cevap anahtarlarını giremeyeceği bir tarih belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak sistem bitiş tarihini başlama tarihi, aktiflik tarihinden bir hafta sonrasına ayarlamıştır. Sınav süresini ayarlayabilirsiniz. Burada yine varsa videomuz, sınavla ilgili herhangi bir bilgi amaçlı videomuz varsa burada onu linkini yapıştırabiliriz. Kaydete basalım. Sınavlarım sayfası çıkar ve eklediğiniz sınav listede görünür. Başlıkta her eklediğiniz başlık benzersiz olmalıdır. Aynı başlıktan iki sınav eklenemez. Testlerim sayfasında olduğu gibi sınavlarım sayfasında da en sağda dişli çark şeklinde bir ayarlar düğmesi bulunur. Bu ayarlar düğmesinde rapor oluştur, göster ve sil butonları vardır. Her sınavdan sonra ya da bütün öğrenciler sınavını bitirdikten sonra mutlaka rapor oluştur düğmesine basılmalıdır. Rapor oluştur düğmesine basılmazsa öğrenciler arasında sıralama yapılmamış olacaktır. Dolayısıyla öğrenciler kendi karnelerinde sıralamalarını göremezler. Bunun görülebilmesi için mutlaka her sınavdan sonra ya da bütün öğrenciler sınavlarını olduktan sonra rapor oluştura mutlaka tıklanmalıdır. Rapor oluştura bir kez tıklandıktan sonra yeni bir öğrenci tekrar aynı sınavı olur. Yeniden bir cevap anahtarı bilgisi gelirse yeniden buradaki butondan rapor oluşturan mutlaka tıklanmalı. Şimdi örnek bir öğrenci girişi ekranıyla giriş yapacağız ve öğrencilerin ekranında girilen sınavların nasıl göründüğüne, öğrencilerin sınavlara nasıl katıldığına, cevap anahtarlarını nasıl girdiklerine ve gönderdiklerine bakacağız. Öğrencilerimiz yine okulumuzun web sayfasındaki SınavSIS linkine tıklatarak SınavSIS ekranını açacaklar. Kendileri için verdiğimiz kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapacaklar. Öğrenci giriş yaptığında hemen ilk sayfada eklenen sınavlar listelenir. Burada iki tane sınav gözüküyor. Buradaki sınavda katıl dediğinde bu sınava katılamıyor. Çünkü bu sınava daha önce katılmış. Ancak sizinle birlikte yeni girdiğimiz matematik denemesi 3 sınavına katıl dediğinde ilk önce genel bilgilendirme sayfasının olduğu bir sayfa açılıyor. Ardından sınavı başlat dediğinde sınavı başlıyor. 20 dakikalık süre geri sayıma geçiyor. Buradan öğrencimizin bütün soruları okuduğunu ve sağ taraftaki cevap anahtarlarını da işaretlediğini varsayalım. Sınavı bitir dediğinde tekrar sınavı görüntüleyemeyeceği ile ilgili bir uyarı çıkıyor. Ona evet dediğini ve onaylıyorum dediğini varsayalım. Buradaki sınava da girmiş oldu. Katıl dediğinde artık ikinci sınava da katılamayacak. Çünkü hakkını kullanmıştı. Bundan sonraki işlemde öğrencinin yapacağı şey sınav raporlarına tıklayıp ilgili sınavın karne ikonuna tıklatarak girdiği sınav hakkında ayrıntılı analiz bilgilerine ulaşmak olacaktır. Ancak öğretmenimiz henüz rapor oluştur düğmesine tıklamadığından
öğrencimiz okul içerisindeki sıralamasını göremeyecektir. Sadece cevap anahtarının analizini görebilecektir. Testin başında çözüm videosu logosu bulunmaktadır. Öğrenci buraya tıkladığında öğretmenin girmiş olduğu testin çözüm videosunu izleme imkanı elde edecektir. Güzel arkadaşlarım, 49 günde TYT Matematik'te dün, yani 15. gün bir kamp değerlendirmesi. Diğer özellikleri kendiniz keşfedebilirsiniz. Sol taraftaki diğer bölümlerde yardım linkine tıklatarak yardım başlıkları bulabilir. Burada bulamadığınız başlık için iletişim mesajlarından sistemi kuran firmaya yeni ikonuna tıklatarak kendilerine direkt olarak buradan mesaj gönderebilir. Anlaşılmayan noktalarda bilgi ve destek alabilirsiniz. Başarılar dileriz.